Denize gidelim mi? Ha? Gidelim mi? Denize gidelim mi? Denize gidelim mi? Odanın haline bak ya. Ne yapalım? Dağıtır oynayarak. Rey, hadi denize gidelim. Ha? Denize gidelim mi? Hadi bıcı bıcı bıcıya gidelim. Bıcı bıcı. Gidelim mi? Ha? Hadi denize gidelim o zaman. Biraz güne olsun bugün. İç yok gördüğünüz güzel. Biraz günüyle karşımızda. Hadi. Diye sen gitmek istemir. Kapıyı kapattı. Elini vurdu. Elini vurdu. Yok ya. Evet vurdu. Vurdu hadi. Vurdu. Hadi hazırlanmamız lazım. Nereye gidiyorsun gel? Işığı açtım. Hadi be. Hadi git hazırlan. Hadi gel Mario. Ne içeceğiz gel. Gel Mario ne içeceğiz aşkım. Hadi hazırlanalım mı oğlum? Ha? Hadi sana bikini alalım gel. Bikini dedim ya çocuğa. Şort şort. Deniz şortu nerede oğlumun? Hangisini giyeceksin aşkım? Bir sürü şortu var onun. Aşkım oh. Seninle aynı olalım. Sen bunu giy. Sen bunu giyersen ben de bunu giyerim sevgilim. Ben aynı olurum. Hadi. Toparladım her şeyi. Burada Rey'nin eşyaları var. Su yumurması altı. Burada kıyafetimiz ve tarak, saç spreyi falan aldım oradan hazır olup. Vücut kremleri aldım. Burada benim şahsi çantam almak durumundayım. Bu da havlularımız, temalatımızı ayrı aldım. Hem de şey, havlu aldım. Sen bir şey istiyor musun ayrıca? Ha? Hayır. Hiçbir şey istemiyor musun? Kıyafet falan yedek. Sonra ıslak ıslak şeye oturamazsın o arabaya. Yedek şort var kendine. Alayım o zaman. Turuncu almadın mı sen? Sen de mi turuncuyu da al diye. Bende var mı turuncu? Senin de vardı. Yok mu? Ben böyle gidiyorum ya nasıl? Güzel. İyi hadi ağzım. Hadi taşı. Aferin sana hadi. Hadi gidiyoruz gel. Bu topunu da alayım. Tamam. Yeni çantası da sende yeter. Hadi gel aşkım. Yola çıktık gidiyoruz. Arkadaşlar en önemli şeyi size söylemeyi unuttum. Bu Antalya'nın plajlarında çok fazla köpek balığı görünüyor. Kıyıya vuruyor, sahile vuruyor. Geçen bir tane Rus'u yedi. Rus turist diyor. Kayboldu dediler. Sonra bulamadılar cesedini. Boğuldu sandılar cesedini aradılar. Ama bulamadılar cesedi. Bulamadıkları için köpek balığının midesini aradılar. Midesinde parçaları çıkmış. O yüzden Antalya'nın sahiline artık girmekten korkuyorum. Aslında ben havuza gitmek istedim çok. Ama şu an bir havuz yok. Bir de bugün akşam bir yemeğe davetliyiz. O yüzden birkaç saatliğine gidelim. Hem ben güneşlenirim dedim. Birazcık da kıyıda böyle hiç uzaklaşmadan kıyıda bıcı 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 yaparız. Reyni biraz sokarız. Sonra çıkarız. Öyle düşündüm. Çünkü gerçekten beni çok korkutuyor köpek balığı. Hayır sahilde ne işi var diyecek. Kıyıda ne işi var diyeceksiniz. Kıyıya vuruyorlar. Bildiğiniz vuruyorlar yani. Böyle Instagram'da falan çok paylaşıyorlar Antalya'ya gelen gidenler. Antalya sayfaları falan. Görürsünüz yani. Oh. Köpek balığı görmek istemem tabii ki. Evde dinliyoruz ne güzel baby shark. Bu baby shark o baby shark işte. Ve bebek köpek balığı vurdu biliyor musun daha iki gün önce sahile. Bebek de değil şu kolum kadar. Burada omuzdan ele kadar kocaman yani. Bir arkadaşımız daha bize gelmek istiyormuş Yalçın arkadaşı. Onu almaya gidiyoruz. Aferin sana ya. Aferin aşkıma. Bravo. Çok güzel oldu. Evet. Evet, yakışıklı adam çocuğum adam benim. Yakışıklı bu ya. Çok yakışıklı benim annem. Ha? Anahtar koltukta. Tamam. Üstünü kapatırsın değil mi? Yağmur yağacak gibi aynen. Tamam. Kapat yine de. Arabayı bıraktık arkadaşlar. Rain yolda uyudu bu arada. Bir de misafirimiz var. İlle dedi beni de alın. Benim param yok. Arabam da yok dedi. Beni de götürür müsünüz dedi. Olur dedim. Bakar mısınız? Gömlekle gelmiş plaja. Sen nereden geldin? Düğüne falan gideceğimizi mi zannettin acaba? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Antalya'da yaşıyor. Buna bak. Evet. Buna. Gol. Yatıyordu, uyandı. Gol. Gol. Topu görünce çıldırıyor. Gol. Bak bak bak. Ne oldu? Gol mü? Gol. Rain. Gol. Bu arada ben onu plaja getiriyorum. O da bana Porsche verecek arkadaşlar. Bedava. Sizlerim çok kötü ya makyaj çıkınca hele bir daha kötü oldum. Kamera karşısında alayım sözlü Porsche sözünü. Ağzımdan
ağzından çıkan söz büyük bir senettir benim. Arkadaşlar. Vereceğim diysem vereceğim. Neyse siz bilmiyormuş gibi yapın da şey yaparız. İşte Ezgizem'e Porsche diye vlogu çekeriz yalandan. Onu kırmızı kurdeleyle bağlarsın. Haberim yokmuş gibi davranırım ben, tamam, tamam mı? Olur. Tamam. Hakan abi burada. Çocuğu bıraktım. Nereye bıraktım sanki yola mı? Hadi gel. Hadi gel. Altınıza giyelim. Hadi gidelim. Gel. Yürü. Koş. Anneye yardım et. Gel, sen de saçını tarayalım. Kaçışına. Al kendini tara. Al kendini tara. Tamam. Al tara saçını. Hadi tara saçını. Tara da gideceğiz. Hadi saçını tara. Kendi saçını tara. Benim evet. Abo, aferin sana. Öpücük ver anneye. Öp anneyi. Anne, anneye öpücük nerede? Anne, öpücük yok mu? Rain. Öpücük ver. Tara, hadi tamam. Tara, hadi sen tara. Karıştırdı. Elmacığımı kırdı. Of, of oldu bak. Çabuk, anne of oldu. Çabuk, öp geçsin. Çabuk öp, of. Of demiş. İyi akşamlar, görüşürüz. Ya. Ama çok rüzgar oldu, fırtına oldu. Sana Rain de çok korktu. Karşımda girmek istemiyordu, bahane oldu. Ama buz gibi su. Yalçın her zaman buz gibi der arkadaşlar. Nereye? Yalçın
No. Go. Go. Basketbol aşkım, o gol değil. Ele her şeye gol. Evet. Babu. 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 Arabaya bineceğiz ama. Bak anneye bak, arabaya bak, arabaya bak. Arabaya bak. Abu. Abu. Babu. 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 Ele babuyu gördükçe babu. Babu. Hadi gidiyoruz oğlum, dur. Ya duş almadan gitmek çok kötü ya. Arkadaşlar eve geldik apar topar. Hemen bir saçımı taradım. Bir süreyim bari, dudağım bile yok. Rey ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun aslanım? Kaka yapıyor gibisin. Ezi kendine dudak yapıyor arkadaşlar. Ne yapayım şu tipine bak ya. Kendimi o kadar pis hissediyorum ki. Oo, güzel. Bence çok iyi. Ne? Oldu. Ne? Dudak operasyonu. Abi o da kaka yapacaksa şimdi yapsın da öyle gidelim bari. O zaman daha da geç kalacağız. Ben orada var ya duş alırdım ha. Vallahi. Bence de. Elbiseyi çıkardım. Şöyle pantolon giydim ya. Çok rahatsız oldum elbiseyle. Ben çekinip şu an duş almadığım için. Aldık mı anahtarı? Rey'in eşyalarını da aldın. Rey'in eşyalarını da aldın mı? Aldım. Şöyle bir şey almışımdır. Tabutta giydim arkadaşlar. Çünkü bu pantolonla sadece ben kırmalıyım şu an. Aşk sadece anlayana. Güzel gözlüm sen de yana. Abo köpeklere bak. Hikari bizi indirdi. Çünkü park yeri yok arkadaşlar. Konya altındayız yine. Park yeri olmadığı için bizi indirdi. Biz çok yürümeyelim diye. Biz oluşumla yürüyeceğiz. Hem çocuğumu taşıyorum. Hem tabutla yürüyorum. Hem de kamera çekemiyorum. Hem de köpeklerden sakınıyorum. Aman derken köpeğin arkanda olmasın. Biz geçeriz sen gelene kadar. Geçtik bile. Hop sen oyna değil ver. Ben çalarım alemimizi. Aha. Aha gidiyor, aha gidiyor. Ay tutuyormuş, ödüm koptu. Seç bakalım. Hani öbür renkliden alsaydık ya. Ha. Işıklı. Bu sefer de öyle alsın ya. Evet, hep şunlardan alıyoruz. Bir tane ışıklı bakalım ya. Bey, bunu istemez misin? Riskli mi? Yok, bir riski yok adam. Riski var ya. Şey pil değil mi? Elektrik yok ki, pil. Uçan balon ister. Bunu bak beğenmedi. Bence bir ondan ver, bir de uçan. Bence beğenmedi onu. Bak bak, bir şark var. Hangisini istiyorsun aşkım? Bak bak. Şıklı istiyor. Vedat ver bir tane. Yo, vallahi şıklı istedi. Bir şey bak. Oha. Sözer bir de ondan ver. Hep şark yapıyor. Gol yapıyor şimdi bunu, gol. Aa koptu bile. Oha kopar. Bu bozuldu arkadaşlar. Dakika bir, gol bir. Sen bununla oynama. Bu böyle sustursun burada, tamam mı? Eline bağlanma. Evet, köpek balığı. Teşekkürler. Teşekkürler. Öpücük et, bay bay yap, bay bay yap. Bay bay yap abiye. Evet. 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 Arkadaşlar yağmur başladı şu an. Şemsiye şey yapıyor. Reyna. Ama çok güzel. Bence. Babam. Hadi babacığım. Arkadaşlar çocuk yapmayın. Bezin tanesi 5, 6, 7, 8, 9, 10 TL'ye falan geliyor. O yüzden ya da beze şimdiden yatırım yapsınlar. Çok güzel bir şey, bunu inkar etmiyoruz ama ya da şimdiden alın, biriktirin.
Bir şey söyleyeceğim. Bu arada adamın biri öyle yapmış biliyor musun abi? Çocuğun 1 yıllık 2 yıllık bezini hesaplamış, stoklamış. Şimdi satsa daha kârlı. Tabii tabii. Valla. Ben bunu geçen bir yerde okudum. Hadi gidelim oğlum. Hadi gidelim dedemizin babalar gününü kutlayalım. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Yine geleceğiz. Bol görüşeceğiz artık demirbaşlarla. Hadi abi görüşürüz. Hadi iyi geceler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, babalar günü bitti ama bize bitmedi çünkü babamın babalar günü kutlamaya geldik. Sürpriz ki. Sürpriz yaptık. Bütün günü kutlamadık. Al çocuğu da. Gel anne. Dedemizin babalar günü kutlayacağız. Dedeler günü yok mu? Google'da bakacağım, kesin vardır. Yani biz kesin bugünü vardır. Dedeler günü olarak ilan dedeler edelim. Dedeler günü olarak ilan edelim. Hadi bakalım. Gelmiş oğlum. Dedem. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Mama yapayım aşkım, dur. Babam geldi. Hemen zaten Yalçın'la giderken babam geldi. Yani birisi bize oyun oynuyorlar geçe falan diye düşünmüş. Kim bizle uğraşıyor diye geldi. Oturdu. Yani saat. Sonra gitti, yapabilecek bir şey mi zaten? Gelir Yalçın 2-3 güne dedi, gitti. Yani biz de çok fazla bir şey bilmiyoruz şu an. Of. Hiçbir şey söylemiyorlar yani, çok yanlış biliyor musun yani? Çok sıçı dışarı. Tamam, suçluları alıyorsunuz ama suçlu olmayan insanlar yani. Yanlış ihbar olabilir, yanlış anlaşılma olabilir, her şey olabilir. Bu şekilde eve tak 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 kapıyı hurra girip de eve. Evde çocuk var mı yok mu? Ne bileyim yani. Nereye çekiyorsun Ezgi? Bana çok yanlış geldi ya. Sanki biz ne yaptık ya? Yani ne yapmış olabiliriz yani biz? Bizim yaptığımız her şey 2 ay öncesine kadar, 3 gün öncesine kadar haftalık vloglarımda 7-24 ne yaptığımı paylaşıyorum yani. Şimdi ben bir abimiz var, onu aradım. Kesin bilgi öğrenecek, söyleyecek. Sonrasında size aktaracağım. Geldim annem. Süt mü istiyorsun sen? Hadi, ama yerine geçsene aşkım. Aşkım, babanı alıp götürdüler. Baba. Aşkım, baba yok. Baba gitti aşkım. Dur, hemen geliyorum annem, tamam mı? Evet Fox, özür dilerim. Hadi Fox. Fox. Fox, hadi bak kardeşe bak. Bir al, tamam mı sevgilim? Aferin sana anne diye. Ay, iyi şu aşkım. Hadi üstündekini çıkaralım. Bu ne bu? Ha? Bu ne? Kuzum ya. Babasının saatini takmış, tıktım. Bak kolunda kalmış. Bunu çıkartalım mı? Sıcak olur. Hı? Hadi çıkar anne. Çıkar. Çıkarmak istiyor musun? Sıcak annem. Ver. Tamam, çıkartalım. Sıcak ya aşkım. Bana bak, bana. Sıcak aşkım, çıkart şunu. Çıkar çıkar çıkar. Evet. Heh, bu kadar. Evet, orada bir sıkıntı olacak tabii. Saatte. Hadi gel.
Mis gibi kahvaltımızı yapalım, tamam mı aşkım? Hı? Annem. Mama. İki saattir baba diyor, ben kahvaltı hazırladım. Mama. Evet, yiyeceğim mi kendin? Al. Al, ben mi vereyim aşkım? Al sevgilim. Aa, düşürdün ama. Fox'cum söyle. Çek. Ver yumurta vereyim o zaman, tamam ver. Onu almadın, beğenmedin onu sen. Ben bir tane yumurta vereyim sana. Al sevgilim. Al. Mama, mama. Sıcak mı? Hayır. Evet, çok sıcak annem. Bekleyelim biraz soğusun, tamam mı? Mama. Hayır, kaldırma. Bir tane al. Evet. Ne yapıyorsun annem? Ay. 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 Güzellik ya. Ne yapıyorsun aşkım? Ha? Ay. 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 Yerim seni. Ay. Ay. Arkadaşlar apar topar giyindim. Ama yani bir buçuk saat falan sürdü reyini giydirip kendimi giydirmem. Bir de şu elimi yüzümü biraz düzelttim. Yalçın aradı kahvaltı yaparken. Dedi beni İstanbul'a gönderecekler. Orada avukat bulmam gerekiyormuş falan dedi. Onunla ilgili biraz telefon görüşmesi yaptım. Yani olayın ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani ne yap, nasıl bir müdahale edeceğimizi bilmediğimiz için. Sabah benim canım sıkkın değil, tamam mı? Şu an gerçekten psikolojik olarak çok kötü hissediyorum. Çünkü sabah her şey yolundaydı. Aldı gitti, tamam, yanlış anlaşma vardır. İfadesi alınır ve geri gelir diye. Ama şu an herkes arıyor, herkes telefonda bir şey söylüyor falan. Yani sinirlerim bozuldu. Şimdi Ezgi'den büyütüye gideceğim. Reyni orada uyutacağım uyku saati. Sonra telefonla işlerimi halletmeye çalışacağım. Avukat arkadaşlarımla falan görüşeceğim. Tamam, herkes çok merak ediyor ama gerçekten bir gereksiz beni meşgul ediyorlar. Şu an benim zamanla yarışıyor ve bir şeyler yapmam lazım yani. Yalçın avukat olmam lazım. Bir de her konuştuğumda tek tek anlatmak durumundayım. İşte geldiler, şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Anlatacağım yani ama öncelik Yalçın'a bir şey yapmam yani. Avukat bulmam lazım. Şimdi ben bu çocuğumu alayım, havluyu mu alayım, çantasını mı alayım? Dur annem, önce ayakkabını giyelim, olur mu? Hadi gel. Gel ayakkabım burada. Size anlatacağım. Ne anlattım size onu da bilmiyorum yani. Gerçekten sabah her şey iyiydi, şu an her şey bozuldu. Dur aşkım, bırak onu bir, hadi gidiyoruz. Havluları alır mısınız? Çocuk var ya, bayılacak da sıcaktan. Baksana kıpkırmızı oldu şuradan şuraya 2 dakikaya. Başka bir şey yok. Şurada şey, ıslak mendili vardı önde, onu da alır mısınız? Koltuğunda, çocuk koltuğunda. Gördün mü kıpkırmızı? Abi. Kırmızı. Abi diyor bak. Çınar gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Evden burası 4 dakika biliyor musun? Çocuk dakikada bu hale geldi. Yolda mı böyle oldu? Sıcaktan. Evden çıkarken böyle değildi. İkiniz de oldunuz, gördün mü? Cehennem gibiydi. Üstünü açtım, tamam mı, o alev gitsin diye. Yok, üstünü açtım, alev gitti. Ama çocuk arabanın içinde ya, sağdan soldan rüzgar yemiyor. Orada klimayı açtım tabii ben. Boş durmadım. Orada klima soğusun. Klima soğuyunca kapattım üstüne. Ama ona yine de çok sıcak gelmedi ama bir kere cehenneme dönmüştü. Ay kuzum ya. Dikkat edin, dikkat edin. Hadi geç içeri. Sabah da bagaja vurdu zaten kafası. Mutfağı toparladım. Yatak odasını toparladım. Salonu toparladım. Şimdi biraz dinleneceğim. Reyn uyuyor. Çamaşır attım makineye. Fırlamayı atacağım. Sonra bugün Amerika'dan malzemelerimiz gelmişti. Hem Ezgi'den büyütüye tırnak, kirpik malzemeleri falan geldi. Hem de Reyn'e birkaç bir şey almıştım. Onları da sizinle paylaşamadım. Aslında çok heyecanlıydım onların gelmesini. Heyecanla bekliyordum. İş yerim için daha çok şey aldım ama Reyne de işte krem almıştım. Sizlere daha önce paylaştım, bir abone krem vardı. Türkiye'de şampuan ya da krem tek başına 500 lira falan. Şimdi onları size gösteririm içeri geçince. Ben ikisini birlikte 20 dolara 15 dolara falan aldım. Onları yerleştirmedim. Henüz Reyne bir tane bardak falan aldım. Onları da yıkayacağım getirip. Onun dışında bugün gerçekten akşama kadar çok fazla telefonla görüştüm. WhatsApp'tan mesajlar, telefon konuşmaları, herkes aradı sordu. Yalçın ailesi de aradı. Onlarla görüştüm.
Antalya vallahi hep aynı. Hala mesaj geliyor şu an, yani düşünün şu an saat gece 12:20 geçiyor ve şu an mesaj Amerika'daki arkadaşımdan iyi misin yazmış. İyiyim. Yani iyiyim. Tabii ki üzülüyorum. Yani evde Yalçın'ın olmaması tabii ki güzel değil. Onun böyle bir şey olması yani üzücü, ama oturup ağlamam bir şey değiştirmeyecek. Hayat devam ediyor. Yani ben şimdi bıraksam, mutfağa bok götürse, içeriye bok götürse, yarın sabah gece reyna mama yapmak için kalkacağım. Biberon yok. Sabah kahvaltı hazırlayacağım. Tabak, çanak yok. Olmaz. Yani devam etmem lazım hayatıma da. İşlerimle ilgilenmem lazım. Çünkü onları yapmadığımda Yalçın'ı şu an buraya getiremem. Boş boş oturacağım. Görüşmeler yapıyorum. Tabii ki bu görüşmeleri yaparken hem eşime dostuma bilgi verdim. Daha hala dönemediklerim var. O kadar çok ki. Hem onlara bilgi verdim. Hem Instagram'dan paylaşım yaptım. Hem de avukat arkadaşlarla görüştüm. Yalçın'ın şu an için avukatlık bir durumu yok aslında. Ama tabii ki bir avukat olması iyi olur. Çünkü Yalçın'ın yani suçlu bir şey yok. Sosyal medyadan kazandığı, elde ettiği gelirlerin hepsini zaten bir şey var. Bundan 2 sene önce size anlatmıştım. Takipçilerim bilir, sosyal medya içerik üretici hesabı var. Sosyal medyadan kazandığın paraları oraya alıyorsun. Otomatikmen fatura kesmene gerek kalmıyor. Devlet senden direkt vergiyi kesiyor. Direkt, yani hiç beklemeden. Yaptığı gibi kesiliyor. Onun dışında zaten o hesaplar yapılana kadar bütün faturaları hepsi kesilmiş. Şu an hala telefon çalıyor. Bütün faturaları kesilmiş. Her şey var yani. Oraya gittiğinde konuşunca söyleyeceği şey, ben bütün kazancımın faturalandırdım. Hepsinin faturası var. Muhasebeciye söyledim. Dedim ki abi, dedim, bütün faturaları, giderleri, gelirleri hepsini çıkar. Elimizde olsun. Dedim, göstermesi gerekecekse göstersin. Yani bunu zaten görüyorlardır aslında ama bilmiyorum ne olduğunu. Şu an için bildiğim tek şey, haksız kazanç falan yazıyor sosyal medyada. Tabii ki bu işi haksız kazanç yapan insanlar var. Ben zaten TikTok'u bırakırken çok anlattım. Herkese söyledim. Dedim ki buralar artık eskisi gibi değil. Ben para kazanmıyorum TikTok'tan dedim de bana herkes kızdı. Nasıl kazanmıyorsun, işte bizden para kazanıyorsun, burada canlı yayında insanlardan para kazanıyorsun. Artık ben kazanmıyorum dedim. Artık her şey bambaşkaya döndü. İnsanlar burada dedim farklı olaylar çeviriyor. Yani adamın sıfır yetenek, hiçbir şey yok. Video çekmiyor, etmiyor. Adama milyon milyon hediyeler geliyor. Neden dedim yani bu. Aslında biraz söyledim. Üstü kapalı biraz bahsettim. O yüzden ben bıraktım. Çünkü ben video çekiyordum ve içerik yapmama rağmen ne videolarımın bir önemi vardı ne bir şey, başka bir şey. Bilmiyorum yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şu an yani bu videoyu çekiyorum. Yani sonra izlersem acaba ne yapmışım, ne biçim konuşmuş falan der miyim? Fox çık dışarı. Çık dışarı. Zaten ilk başta böyle şeyler olmaya başladığında işte haksız kazanç elde eden insanlar. Diyordum arkadaşlar, bu bekar kızlara atıyorlar artık hediye, bana atmıyorlar. Lütfen artık TikTok'tan para kazandığımı düşünmeyin falan demiştim. Sadece reklamdan kazanıyorum demiştim. Bana hala bak, ben şu an 2 sene olacak. Rain doğduğunda, doğmadan bir ay önce falan ben yayın yapmayı bıraktım. Şu an birkaç ay sonra Rain 2 yaşına girecek. 2 yıldır yayın yapmıyorum. Hala benim yorumuma gelip şey yazıyorlar işte. Doktan parayı vuruyorsun falan yazıyorlar. 2 yıldır yayın yapmıyorum. Neyse. Bildiğimiz şey, oradan para kazananlar ve farklı para aklayan insanlar. Ama Yalçın neden oradan bilmiyorum. Yani benim tahminimce, tahmini konuşuyorum, teorik konuşuyorum, kendi teorilerim. Olaylar döndü. Dönerken para aklayan insanlar sadece kendi iş yaptığı, böyle artık ne çeviriyorlarsa orada, sadece o kişiye hediye atmadılar. Herkese attılar ki olay anlaşılmasın diye. Muhtemelen arada Yalçın'a da atıldı bu kişiler tarafından. Ama burada Yalçın'ın suçunun olmaması şöyle. Yalçın birinden hediye geldiği zaman bilemez ki adam neci. Paramı aklıyor, zengin mi, kendi parası mı, nereden aldı, çaldı mı? Yani hiçbir şeyini bilemez. Yalçın aldığı paranın, Yalçın'a göre bir şu. Sosyal medyadan ya da işte YouTube'dan ya da ne bileyim reklamdan ya da güzellik salonundan. Nereden para kazanırsak kazanalım, kazandığımız parayı beyan etmemiz ve bana fatura kesmemiz lazım. Ve biz de bunu yaptık. O yüzden ben bugün hikaye attım. Söyledim işte, bizim illegal yaptığımız hiçbir şey yok. Biz kazandığımız parayı belgelendirdik diye. Ay çok uzun konuştum. Belgelendirdik diye söyledim. Bu yüzden de bir avukata ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki savcı karşısına çıkacak. Korkmuştur. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Ve bugün salı. Cuma'ya kadar gözaltında tutacaklar. Cuma günü savcının karşısına çıkacak. O yüzden yanında bir avukatla konuşması daha iyi olur. Ben işte bugün bütün gün onlarla uğraştım. Onu aradım, bunu aradım. Yalçın'a ulaşamıyorum zaten. Evi aradılar sabah. Bütün evi aradılar. Ben internette gördüm bazı videolar. Herkesin evinden bir şeyler çıkmış. Bizim evden bir şey çıkmadı. Bilgisayar ve Yalçın telefonunu aldılar. Başka bir şey yok. Öyle. Yani uzun lafın kısası şöyle diyebiliriz. Bakın bu bir teori, gerçekten bilmiyorum. TikTok'ta para akladılar ve Yalçın bir sürü insanla canlı yayın yaptı. Zamanında biliyorsunuz. Daha bu olaylar başlamadan. Yalçın zaten bir ara bir yayın yapmaya başladı, ben hamileydim. 6. ayda falandım.
Orada hatta ben hamileyken Onur Selmik'le tartışmıştık yayında. Ben hatta sinirim bozulmuştu, ağlamıştım falan. Sonra biz Onur Selmik'le konuşmaya başlamıştık. Ama sonuç olarak ortak arkadaşlar vardı. İşte Kiki Çiken olsun, Onur olsun. Bunlarla canlı yayın yaparken Yalçın, bir yerlerde para çeviren, illegal işler yapan, artık yazan o. Yani ben dediğim gibi bilmiyorum. Yazan bu, illegal bir şeyler yapan insanlar bir yerlerde para çevirdi. Ve para çevirirken tabii ki 3-5'te buraya, 3-5 oraya attı. Çünkü bir sürü insan alınmış. Uzun lafın kısası diyor ama gene uzatıyor. Enteresan. Altın gelen hediyeleri, sen nereden parayı kazanıyorsun, bu parayı nereden alıyorsun diyemeyeceği için gelen hediyeleri aldı, faturasını kesti. İş orada kapandı normalde ama demek ki kapanmamış. Bir yerlerde birileri farklı işler yapmış. Savcı karşısına çıkıp anlattığı zaman, evraklarını falan sunduğu zaman çıkacak diye düşünüyorum. Cuma günü beni arar diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Ben çıktım, geliyorum der. Zaten cuma günü çıkarsa ailesinin yanına gider. İstanbul'dayken hazır. O diyordu zaten, ben Meryem gelsin, Meryem gelecek. Meryem gelsin dedi, şimdi seni yalnız bırakmayayım. Sonra ben dedi annemlerin yanına bir gideceğim dedi. 3-5 gün gidecekti, bayramda geri gelecekti. Öyle umut ediyorum. Çünkü başka bir şey düşünmek bile istemiyorum. Bu da işte Fox. Annem. Aşkım. Gideyim size Amerika'dan aldığım şeyleri, Reyna aldım. Birkaç bir şey var, onları göstereyim. Biraz daha ayağımı uzatayım. O kadar yoruldum ki bugün. Annem. Hiç Reyna'yla ilgilenemedim telefonla konuşmaktan. Hep kızlar ilgilendi, Aziz'den büyüdü de. Sağ olsunlar, ilgilendiler. Ben telefonla konuş. Başım çatladı vallahi. Herkes şiştim bir tane şimdi. Nerede baba? Ay Reyna bugün baba baba diyor. Herkes nasıl üzülüyor? Normalde de söylüyor da Yalçın yokken. Şimdi Yalçın böyle bir durumda baba demesi tabii ki. Daha da bir dramatik oldu. Ya babalar gününde babama hediyen gelmedi demiştim ya. Çok manidar bir hediye aldım demiştim. Böyle konuşuyorum. Instagram'dan hikayelerimi gördüğünüz olarak konuşuyorum. Babama ne aldım biliyor musunuz? Ben babama her şeyi aldım. Gömlek aldım. Çekil, çekil. Kravat aldım, saat aldım, telefon aldım, ayakkabı aldım, ceket aldım, gözlük aldım. Başka ne yani? Çorap bile aldım yani geçmişte daha böyle okul falan okurken. Aklınıza gelebilecek her şeyi aldım. Atatürk posteri aldım, Atatürk rozeti aldım, altın aldım. İşte Atatürk'lü cüzdan aldım, Atatürk'lü defter aldım, kalem aldım. Yani bilmiyorum, her şeyi aldım gerçekten. Düşündüm, bu adamın neyi yok? Eşofman bile aldım. Bu adamın neyi yok dedim. Düşündüm. İnternette böyle takılıyordum. Böyle bir şey buldum. Çok pahalı bir şey değil. Ama ben babamın çok işine yarayacak bir şey. Babamdan önce size gösteriyorum ama yarın babama vereceğim. Bu videodan önce o görmüş olacak. Şöyle bir şey aldım. Bak şu an ben de yeni açıyorum. Böyle. Bak bu. Şurasında tutturma yeri var. Oturuyor ya direksiyon yerinde. Bunu şu yan tarafa asıyor. Bu çöp. Buna küçük çöp poşeti takacak. Arabasında çöp. Çünkü babam böyle arabasına düzenli bakıyor. Yani ne bileyim, çöpünü falan şeyine atar, çöp yerine. Bence çok beğenecek. Vlog bitirmek istiyorum. Çok uzun olsun istemiyorum. Bu gece vlog bitireceğim. Sonra Reyna çorapları aldım. Hem siyah hem beyaz. Türkiye'de çorap mı yok diyeceksiniz. Aa, siyah almıştım. Lacivert göndermişler. Türkiye'de çorap var. Altı böyle kaydırmaz. Çok fazla yok. Kolay bulamıyorsun. Geçen buldum arkadaşlar. 256 lira mı ne söylemiştim size de. Bir çifti. Şimdi ben burada bilmiyorum 10 çift falan var. Siyah. Ben bunları böylece 10 dolara falan aldım. 10 çift aldım. 300 liraya falan 10 çift almış oldum. Bir de gittim beyazını aldım. Ayakları çok kayıyor. Bizim evde halı olmadığı için. Dün koridorda koşarken şöyle geriye doğru bir düştü. Küt diye kafasını yere vurdu. O kadar üzüldüm ki. Şöyle bu, o yüzden aldım. Böyle bunları babam çok seviyor. C vitamini ama şey, böyle jelibon. Günde iki tane bundan atıyor ağzına. İlaç içmeye gerek kalmıyor. Çok keyifli olduğu için babam da çok seviyor. Bir de onun yanında böyle erkek vitamini aldım. Bunun içinde şey, erkekler için her şey var. Bunların kadın için onu da var. Kendim almıştım daha önce. Bu sene almadım. Erkeklerin ihtiyacı olan suplementlerin hepsi içinde var. O yüzden bundan aldım iki tane. Bir de bunu istemedi babam ama ben almak istedim. Babam şimdi bazen bir şeyleri unutunca çok sinirleniyor. Unutmayı sevmiyor. O yüzden bir tane B12 aldım. Bunlar ucuz şeyler orada. Yani şöyle ucuz. Türkiye'de de gelmeye başlamış. Birkaç tane mağazada görmüştüm ben. Ama Türkiye'den bir sefer aldım. Babam beğenmedi. Dedi ki Amerika'dan getirdiklerin gibi güzel değil dedi. Türkiye'dekiler de tabii ki yurt dışından geliyor ama aynı marka değil. Ne istiyorsun annem? Oyun mu oynayalım aşkım? Oğluma abone aldım. Türkiye'de de var. Linkte paylaşmıştım. Ama şu kadarı falan 400 liraya falan satılıyor şu kremin. Ben şampuanı bitmişti.
şampuan böyle ikili buldum. Aynı fiyat, normal şampuan fiyatına iki tane yapmışlar. Sağ olsun bir kız arkadaşım hepsini valizine koydu getirdi. Valizim boş. Ne istiyorsan getireyim dedi. Güher buradan izlerse videomu ona sevgiler. Şöyle suluk var. Ben bundan Türkiye'de kullanıyorum. Şöyle yapıyorduk, dökülmüyordu ama içerken geliyordu ya reynin. Buradaysa göstereyim. Onun aynısı ama mesela buradakinde kapak yok Türkiye'dekinde. Yani çantada falan şöyle bir yerlere dokunursa hafif akabiliyor. Ama bu hem kapaklı ve kapağı da çok zor. Şöyle. Böyle suyu koyunca dökülmüyor ancak emmesi lazım. Emerse burası açılıyor şöyle emince. Burada bir silikon var. Şöyle. Buradan emdikçe buradan su çıkıyor. Bunu aldım. Mesela bu da Türkiye'de 280-300. Hatta diğer su biberonları 380 liraya bile ben almıştım. Bu Dr. Brown güzel bir marka. Böyle iki tanesi 10 dolardı. Türkiye'de bir tane fiyatına ben iki tane aldım ve Dr. Brown güzel bir ürün aldım yani. Sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Ben de Brown'un birkaç biberonunu kullanmıştım. Hatta süt sağma şeyi de vardı bende. Bitti arkadaşlar. Başka yok. Bu kadar. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunu Sude'nin yeni doğanın yerine almıştık. Yani iki tane almıştık. Bir tane onun yerine. Çok güzel. Bunu yıkıyorsun falan. Tarağı falan böyle ne bileyim. Oynamak istiyor. Isırmak istiyor. Buraları plastik. Bunu da ısırmak isteyecek. Şuraları şey ısırmalık falan. Türkiye'de bu da yok. Böyle bir şey neden aldın diyeceksiniz. Ama aynısı yok. Benzerleri var. Bence onu da sizlerle linkini paylaştım benzerlerin. Evet bu kadar. Başka bir şey yok. Kendime bir şey almamış mıyım? Almamışım. Ben dükkana aldığım şeylerle mutluyum zaten. Şimdi gideceğim şu biberonları yıkayacağım. Çekmedim vlog. Dedim ki bir plaj günü yapayım. Sonra plajda denize giremedik. Kötü geçti. Dedim ki ben bu vlogu yayınlayamam. Plaj günü denize girmedik. Bir şey yapmadık. Bir şey yapmayınca da yani video olmadı gibi. Şimdi ben uzatayım bunu. Haftalık vlog çevireyim. 3-4 gün çekerim dedim. Bugün böyle bir şey oldu. Herkes kurgu zannetmiş bu arada. Çünkü ben hani biraz espriye falan vurdum. Böyle şeyi sevmiyorum yani. Ne yapayım oturup ağlarken işte kocam gitti falan. Böyle şeyler mi yani yapmalıyım anlamadım. Ajitasyon yapmak istemedim. Tabii ki üzülüyorum. Benim sosyal medyada beni uzun zamandır tanıyanlar bilir. Acıya odaklanmayı sevmeyen bir insanım. Üzülürüm ama üzüldüğümü pek belli etmemeye çalışırım. Severim, sevdiğimi kolay kolay belli etmem. Yani böyle duygularımı aslında biraz gizlemeye çalışırım. Pozitiflik vermek istiyorum. İnsanlar beni burada izliyor. Beni örnek alıyor. Düşünsenize birinin canı sıkkın benim videomu açıyor. Mutlu oluyor güzel bir video görüp. Bir açıyor ben oturmuşum ağlıyorum yani. İzleyen kişi birazcık canı sıkkın olduğu için bir şeyler izliyor YouTube'dan. Ya da ne bileyim ders çalışmış kafası şişmiş. İşte yemeğini yerken dağıtmak istiyor kafasını falan. İzlediği videoya bakıyor drama. Yani biz sosyal medyada aslında biraz dramadan uzak olmamız lazım. Olması gereken bu. İçerik üretici olarak herkesin bunu yapması lazım. Ama ne hikmetse herkes dramatikliği kullanmaya bayılıyor. Ve işe de yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Tabii ki benim de aldığım zamanlar oldu arkadaşlar. Ama dramatize etme insanları sevmiyorum. Dramatize edenler falan gayet başarılılar, izleniyorlar, beğeni alıyorlar, etkileşim alıyorlar. Beceriyorlar bunu ama helal olsun. Ben de böyle işte makaraya falan vuruyorum. Arkadaşlarım arıyor ya diyor. Üşenmediniz mi diyor işte bir deylek giydirmişsiniz falan. Arkadaşlar şaka değil dedim. Öğlen saat 1'e kadar falan kimse inanmadı bana. 1'den sonra sosyal medya falan paylaşınca işte fenomenler toplandı falan filan. Tekrar arayıp ay ben hala şaka zannediyorum gerçekmiş falan dediler. Böyle. Şimdi gidiyorum. İşlerimi hallediyorum. Ayağımı uzatıyorum. Çamaşır makinesinin bitmesini bekliyorum. Bittikten sonra onu kurutmaya atıp yatağıma giriyorum. Vlogumu burada kapatacağım çünkü çok uzun konuşmalar yaptım. Bunu da kendim editleyeceğim. Hatta belki gece yatmam bunu editlemeye başlarım. Sonra yarın falan da yarın ya da yarın daha sonra tekrar bir vlog başlatırım. Sizleri de merakta bırakmam. Instagram'dan anlık gelişmeleri paylaşıyorum. YouTube'dan takip ediyorsanız beni işte 1-2 gün arayla izleyebilirsiniz vloglarımı. Hepinizi çok seviyorum. Yanımda olan herkese güzel mesajlar yazan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogumda ya da Instagram'da görüşürüz. Bu arada Instagram'da kanal açtım. Kanalıma katılabilirsiniz. Sadece beni takip edenler katılabiliyor. Orada da müsait oldukça aktif olmaya çalışıyorum. Aktifim aslında bayağı. Müsait oldukça size bilgiler veriyorum. Kendimle ilgili olsun. Aslında o grup çok güzel oldu. Ne güzel orada eğleniyordum falan. Dün her şey çok güzeldi grupta. Kanalıma bekliyorum sizi. Instagram kanalıma bekliyorum. YouTube kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepsine çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Doğallarınızı eksik etmeyin yakarı için. İyi geceler. Bana iyi geceler. Siz artık ne zaman izliyorsanız iyi günler, iyi haftalar, iyi tatiller, iyi pazarlar, iyi akşamlar. Afiyet olsun yemek yiyenlere. Gel aşkım senle bay bay yapalım bu sefer.
bye. To hold the powers of the sun. To dream.